mensupları ve bizleri ekranları başından izleyen kıymetli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hafta sonu başkent Ankara'da 85 milyonu ilgilendiren iki önemli miting vardı. Cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği ve Barolar öncülüğünde avukatlar büyük savunma mitinginde Ankara'da buluştu. 81 ilimizin baro başkanıyla binlerce avukat yok sayılan savunma makamının sesi olmak için bir araya geldiler. Hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler kaygılı, genç avukatlar çaresiz. Avukatların ekonomik sorunları günden güne artıyor. Avukatlık mesleği itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Avukatlar şiddete uğruyor, avukatlar öldürülüyor ve bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitiren bir yargı sistemi içerisinde savunma hakkı için mücadele ediyorlar. Bu onurlu mesleği yapan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen meslektaşlarım, yargı bağımsızlığı, adil yargı, hukuk devleti ve avukat hakları için büyük savunma mitingindeydi. Güçlü savunma olmadan adalet olmaz. Adalet olmazsa özgürlükler olmaz. Özgürlükler olmazsa demokrasi olmaz. Adaletin, özgürlüklerin ve demokrasinin olmadığı bir ülkede ise hiç kimse güvende değildir. İşte bu sebeple sadece barolar, avukatlar değil, 85 milyon olarak hep birlikte savunmanın gücüne güç katmalıyız. Bu mesele sadece özgürlükler meselesi de değil, ekonomik düzeni de tehlikeye atan bir meseledir. Ülkedeki adalet kavramının bekçisi avukatlar güçlü olmadıkça en çok adalet yara alır. Adaletin yara aldığı bir ülkede ekonomik refahtan da bahsedemeyiz. Hukuk düzeni bozulmuş bir topluma güven duymayan yabancı sermaye uğramaz. Hukuk düzeni bozulmuş topraklara kimse yatırım yapmak istemez. Eğer ülke ekonomisini en derinden, asıl yara aldığı yerden en kalıcı şekilde düzeltmek istiyorsak, önce yargı bağımsızlığını sağlamakla başlamalıyız. Bakın, haftalardır Yargıtay başkanı seçilemiyor. Bugün 28. tur seçim yapıldı ve başkan yine seçilemedi. Çok ciddi bir kutuplaşmanın olduğu ortada. Siyasi görüşlerin, hukuk ve adalet kavramlarının önüne geçtiği ortada. Ve bu seçilememe durumunun cemaatlerin, tarikatlerin çatışmasından ve çekişmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Yargıtay başkanı seçilemedikçe İşler aksıyor, davalar gecikiyor. Bu ülkede adalet bekleyen binlerce insan, Yargıtay'daki siyasetin gölgesinde sürdürülen güç savaşlarına kurban ediliyor. Ve daha da acısı, Türkiye'de bir yüksek mahkemenin zaten yıpranmış olan imajı daha da yıpratılıyor. Bakın, camiye, kışlaya, adliyeye siyaset sokulmasının bedellerini bu ülke yakın geçmişte çok ağır bir şekilde ödedi. Geçmişte yaşananlardan ders çıkarmayan AKP iktidarını uyarıyoruz. Yargıyı arka bahçeniz haline getirmenize izin vermeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın sahip çıkması gereken bir başka eylemse atanmayan öğretmenlerin eylemiydi. Binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Öğretmenlerin bu durumu eğitimi tarikatların güdümünde yönlendirmeye çalışan Yusuf Tekin denilen zatın umrunda değil. Bu bakan mülakatı savunacak, hatta bu konuda kendisinin karar verici olacağını söyleyecek kadar hadsiz biri. Dünyanın en önemli mesleğini yapmak için eğitim alan yüzbinlerce öğretmenin geleceği bu hadsiz bakanın iki dudağının arasından çıkacak bir karara bırakılamaz. Bunu defalarca söyledik. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Liyakatsizliğin, adamcılığın, kayırmacılığın, nepotizmin anahtarı mülakat uygulamasından derhal vazgeçilmelidir. Seçim öncesinde mülakatı kaldıracağız diye vaatlerde bulunup sonra da mülakat gibi mülakat yapacağız diye kıvıranlar şimdi mülakatın kaldırılmayacağını açıkça ifade etmekten hiç utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. İşte öğretmenler de kendilerine yapılan bu haksızlığa karşı durmak ve sorunlarını bir kez daha dile getirmek için dün Ankara Ulus Meydanı'nda yağmur altında eylem yaptılar. İstekleri çok açık ve netti. Cumhuriyet'in 100. yılında mülakatsız 68 bin atama. Cumhuriyet Halk Partisi olarak atanan, ataması yapılmayan tüm öğretmenlerimizin yanındayız. Onlar gibi biz de susmuyoruz, haykırıyoruz. Mülakat kalksın, öğretmenler atansın. Kıymetli basın mensupları ve değerli yurttaşlarımız. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladık. 23 Nisan'da mecliste özel oturum yapıldı. Bu anlamlı günde Anıtkabir'de yapılan törene giden tek lider Genel Başkanımız Sayın Özgür Özeldi. Peki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmak yerine nereye gitti? Bir tarikat mensubunun cenaze törenine katıldı. Sayın Erdoğan'ın önceliğinin ulusal egemenliğin simgesi Yüce meclis olmadığını bir kez daha gördük. İşte tam da bu nedenle ülkede hangi taşı kaldırırsanız altından tarikatlar ve cemaatler çıkıyor. Tam da bu nedenle AKP iktidarında aklın, bilimin ve fennin yerine çoğu kez şeyhlerin şıhların safsataları konuşuluyor. Cemaat ve tarikatların hayatın her alanındaki etkisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez nitelikteki laik devlet özelliğiyle asla bağdaşmıyor. Değerli basın mensupları, eğitim bir ülkenin gelişmesinin, ilerlemesinin ön koşuludur. Eğitimde müfredat da bir ülkenin eğitim politikasının anayasası gibidir. Eğitim politikasının içeriği ideolojilere göre değil, evrensel değerlere göre belirlenir. Peki nedir bu evrensel değerler? Akıldır, bilimdir, fendir. Eğitim siyasi iktidarların deneme tahtası değildir. Çocuklarımız, gençlerimiz, evlatlarımız da AKP'nin denekleri değildir. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın başındaki zata, akla, bilime, fenne, ve layıklık ilkesine aykırı uygulamaları nedeniyle bir takım uyarılarda bulunmuştuk. Çocuklarımızın geleceğini karartacak her adımda Cumhuriyet Halk Partisi'ni karşısında göreceği konusunda uyarmıştık. İki gün önce bu zat çıkmış ve yeni müfredat taslağını açıklamış. Bir de görüş ve önerileri beklediğini söylemiş. Ya bir kere müfredat diye açıkladığı metnin isminde hayır yok. Neymiş? Türkiye yüzyılı marif bilmem nesi. Ya arkadaşım Yusuf Tekin sen kendinde misin? Sen seçim kampanyası mı yürütüyorsun yoksa Milli Eğitim Bakanlığı mı yapıyorsun? Sen AKP propagandası mı yapıyorsun yoksa Milli Eğitim Bakanımız? Senin işgal ettiğin Milli Eğitim Bakanlığının başında milli ibaresi var. Senin neren milli Allah aşkına? Tarikatlara sivil toplum kuruluşu diyen bir adamsın. Sen değil misin başımıza ucube ÇEDES projesini çıkaran? Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Suat Özçağdaş, bu müfredat garabetiyle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı içinde cumhuriyet ruhu olmayan, çağdaş ve bilimsel eğitimin zerresini barındırmayan, yüzünü medeniyete dönmüş aydınlık bir Türkiye vizyonundan eser bulunmayan ve baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirecek anlayışla taban tabana zıt olan bu müfredat taslağı derhal geri çekilmelidir. Aslında değişmesi gereken sadece müfredat değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başındaki zattır. Müfredattan çıkarılması gereken türev integral ya da eğitim te evrim teorisi değil, bu karanlık zihniyetin bakış açısıdır. Cemaatleri sivil toplum örgütü olarak gören Milli Eğitim Bakanlığı'nın başındaki zatın uygulamaya koyduğu her proje, araştırma, sorgulama ve eleştiri gibi kavramlardan uzak. Ders kitaplarındaki sadeleştirme ve basitleştirme uygulamalarının bilhassa bilim, matematik, felsefe, tarih ve sanat derslerine yoğunlaşması da dikkat çekici. Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca çocuğumuzun geleceğini etkileyecek müfredatı bir siyasi parti programı gibi yazmıştır. O yüzden bu taslak derhal geri çekilmeli eğitimin tüm paydaşlarının dahil olduğu bilimsel, nitelikli ve çocuklarımızın çağdaş dünyayla rekabet edebilecek seviyede kaliteli bir eğitim alabilecekleri müfredat çalışması yeniden yapılmalıdır. Yaptım oldu anlayışıyla eğitime darbe vurulamaz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri 2023 İnsan Hakları Raporu yayınlandı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin insan haklarına ne kadar saygılı olduğunu, insan hakları ihlallerinden ne kadar sakındığını, insan hakları sicilinin son derece temiz olduğunu bildiğimiz için biz de bu raporu sabırsızlıkla bekledik. Raporun sunumunu Gazze soykırımı başladığı sırada İsrail'e giden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptı. Raporda yalnız iki ülke eleştirilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki biricik kardeşi İsrail. Bütün dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden bombalayan İsrail'in insan hakları ihlali yapıp yapmadığı bu rapora göre henüz tespit edilememiş, incelemeler halen devam etmekteymiş. Zenginliklerini Afrikalı siyahilerin kan ve kemikleri üzerine kuran, demokrasi vaadiyle ayak bastığı topraklara ölümden başka hiçbir şey getirmeyen Amerika Birleşik Devletleri insan hakları raporu yayınlayacağına önce kendi siciline baksın. Değerli basın mensupları, Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier geçtiğimiz hafta Türkiye'deydi. 3 günlük ziyareti kapsamında belediye başkanlarımız ve genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le de temaslarda bulunan Alman Cumhurbaşkanına genel başkanımızca iletilen en önemli konulardan biri Türkiye'de bulunan sığınmacı ve kaçak göçmen sorunuydu. Türkiye'nin mevcut yönetimine para verelim, onlar da Suriyeli ve Afgan sığınmacıları durdursun anlayışını reddettiğimizi sığınmacı sorununun çözümünde Türkiye'nin bir taşeron ülke olarak görülmemesi gerektiğini ve bu sorunun çözümü için Avrupa'nın Orta Doğu barışına katkı koyması gerektiğini kendilerine ilettik. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bugün ne yazık ki değersiz demek istemiyorum ama dünyanın en geçersiz pasaportlarından biri. Saygın bilim adamlarımız, bilim insanlarımız sanatçılarımız, iş insanlarımız, gençlerimiz hiçbir ülkeden vize alamıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Almanya Cumhurbaşkanına ilettiği bir diğer önemli konuysa bu vize sorununun bir an önce çözülmesidir. Değerli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi gerek genel seçimde gerek yerel seçimde sürdürdüğü iftira siyasetine devam etmekte karardı. Montaj videolardan sonra ortaya şimdi de montaj fotoğraflar çıkmaya başladı. Seçim yenilgisinden sonra hala toparlanamayan AKP halkın parasıyla sürdürdükleri şatafat ayyuka çıkınca çareyi yine yalan ve iftira yöntemlerine başvurmakta buldu. Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'e sosyal medya üzerinden montaj fotoğraflarla saldıran ve hedef gösteren ahlaksız hala Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapmakta. Sayın Cumhurbaşkanı bu başdanışmanı derhal görevden almalıdır. Afyon'da belediye binasına böcek koyanlar da Sayın Oya Tekin'e iftira atmak için fotoğrafa eklemeler yapanlar da pek çok yerde belediye hizmetlerine darbe vurmaya çalışanlar da zamanı geldiğinde hukuk önünde hesap verecekler. AKP'lileri uyaralım. Sizin montajlarınızdan, yalanlarınızdan, iftiralarınızdan artık bu halk bıktı ve usandı. Aziz Türk milleti sağ duyusuyla bütün gerçekleri görüyor. Nasıl ki 31 Mart'ta bunu tüm Türkiye'de sandıklar açıldığında gösterdiyse ilk genel seçimde daha etkili bir şekilde tekrar gösterecek. 31 Mart yerel seçimlerindeki yenilginin hazımsızlığı artık AKP'ye halka düşmanlık yaptıracak seviyeye geldi. AKP'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerde merkezi hükümete bağlı resmi kurumlar eliyle yeni seçilen Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının halka hizmet etmesini engellemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta da söyledik bu engellemeleri ve bu soygunu ifşa etmeye devam edeceğiz. Belediyeler üzerinden nasıl bir yağma düzeni oluşturduklarını tek tek ortaya çıkaracağız. Adana Aladağ Belediyesi AKP'deyken AFAD tarafından Aladağ Belediyesi'ne 3 adet kamyon tahsis edilmiş. Seçim oldu. Aladağ Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. AFAD da kamyonları geri çekti. Çünkü AKP zihniyetinde oy yoksa kamyon da yok. Bir benzer hikaye daha İstanbul Ümraniye Belediyesi Çorum Oğuzlar Belediyesi'ne iki yıl önce iki hizmet aracı göndermişti. Oğuzlar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ümraniye Belediyesi iki hizmet aracını çekicilerle geri aldı. Çünkü AKP zihniyetinde oy yoksa hizmet de yok. Ya asıl amaç halka, vatandaşa hizmet etmek değil mi? Siz değil misiniz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik diye seçim meydanlarında naralar atan. Belediyeler el değiştirse de halk aynı halk değil mi? 31 Mart seçimi sadece lüks ve şatafatı yolsuzlukları ortaya çıkarmakla kalmadı. AKP'nin sözde hizmet anlayışını da ortaya çıkardı. AKP'nin hizmet anlayışı halka hizmet değil, bizden olana hizmet anlayışıdır. 22 yıldır dillerinden düşürmedikleri milletin hizmetkarıyız. Bizimki hizmet sevdası gibi boş lafların artık halkımız üzerinde hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Değerli arkadaşlar, bu konuya girmişken Manisa belediyelerine de değinmek istiyorum. Manisa'daki belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince büyük bir telaşla kasayı boşaltanlar mı dersiniz? Şatafatlı oyma kapılar mı dersiniz? Altın varaklı makam odaları mı dersiniz? Ne ararsanız var. 10 yıldır AKP'nin yönettiği ve son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Manisa Yunus Emre Belediyesi'nin yeni binası ve başkanlık makam odasındaki şatafatın faturası tam 4 milyon lira. 4 milyon dolar düzeltiyorum. Makam odası da altın varaklı mobilya ve süslemelerle döşenmiş. İtibardan tasarruf olmaz anlayışının üstüne koca bir saray diken tek adam ve oymalı kapılardan geçmeye alışmış, altın varaksız koltuklarda oturamayan, jakusiz jakuzisiz güne başlayamayan tek adama bağlı belediye başkanları. Biraz da lüks ve şatafat deyince Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başındaki şahıstan bahsedelim. Ali Erbaş'ın Irak ziyareti sırasında muhabirin sorduğu Arapça soruyu anlamaması zaten gündemde. Ama Ali Erbaş'la ilgili bizim öncelikli gündemimiz bu değil. Atatürk'ün adını hiçbir hutbede anmayan, camilerde siyasi mesajlar veren, yolsuzluklara ses çıkarmayan İsraf sofraları kuran bir şahıs bu. Alçak gönüllü olmak yerine kibir sahibi olmayı tercih eden bir Diyanet İşleri Başkanı. 15 milyon liralık aracıyla 10 bin lira maaş alan emeklilere hava atan bir şahıs. Diyanetin bütçesini kendi kişisel banka hesabı gibi kullanan bir şahıs. Her adımı hatalı, her sözü yanlış, her tavrı çirkin. Bu kadar rezalet varken Arapça bilmemesi devede kulak kalıyor. Bu adam sadece yalancı değil. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı, müsrif, kibirli, şatafat düşkünü bir şahıs. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kurumun başında ama onun adını ağzına anmaktan bile aciz, adını söylemeyecek kadar saygısız. Ya bir Diyanet İşleri Başkanı'nın Altı makam aracı olurum. Bu zatın o makamda bir dakika bile oturmaması lazım. Değerli basın mensupları, bir diğer konu da geçtiğimiz günlerde gazete olduğu iddia edilen bir kağıt parçası ordu evleri üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef gösterdi. Neymiş? Ordu evlerinde alkol satılıyormuş. Ardından aynı karanlık zihniyetin temsilcisi gazete demeye dilimin varmadığı bir başka paçavra Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ayaşların emrinde diye haber yaptı. Buradan açıkça ilan ediyoruz. İnsanların özgürlüklerine, yaşam tarzlarına müdahale eden bu anlayışa geçit vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan, itibarsızlaştırmaya çalışan belediyelerimizi karalayan, hedef gösteren, onların başarılarını örtbas etmeye çalışan bu kirli ve karanlık zihniyetin topluma kin ve nefret tohumları ekmesine de sessiz kalmayacağız. Değerli basın mensupları, Edirne'den Kars'a her kentimizde, her kesimin iliklerine kadar hissettiği büyük bir yangın var. Bu yangının adı hayat pahalılığı. Ülkemizde ekonomik krizin beraberinde getirdiği hayat pahalılığı artık her geçen gün büyüyen ve önü alınamaz bir sorun haline geldi. İktidara geldiklerinde giydiklerini iddia ettikleri o sözde ateşten gömleğin düğmelerini anlaşılan baştan yanlış iliklediler. Boşa koysalar dolmuyor, doluya koysalar almıyor, yarattıkları enflasyon canavarı her geçen gün daha da büyüyor. Bundan iki hafta önce Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat ödemelerini üstlendikten sonra açıkladığı tarihi zararın vatandaş üzerinde yaratacağı olumsuzluklara dikkat çekmiştik. Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda 820 milyar liralık zarar açıklamıştı. Bu zararın kaynağı kur korumalı mevduat hesapları, ekonomist olduğunu iddia eden bir cumhurbaşkanının ve gözlerinden ışık saçan eski hazine bakanının ülkemize hediyesi bu. Değerli basın mensupları, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasından itibaren gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığı gün gibi ortada. AKP'nin uyguladığı ekonomi politikaları sebebiyle gelir dağılımında ücretliler ve bağımlı sınıflar aleyhine bozulmalar yaşanıyor. Küçük esnaf devlet desteğinden yoksun. Krizin faturasını bütün ağırlığıyla hisseden küçük esnafımızın teşvik, destek ve hibe krediler yoluyla desteklenmesi gerekir. Halktan kopmuş olan iktidarın neoliberal ekonomi politikaları uygulamadaki ısrar ve inadı yüzünden esnaf kepenk kapatıyor. Hal böyleyken vatandaşın omuzlarındaki ekonomik yükü bir nebze olsun hafifletmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekillerimiz Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir enflasyon nedeniyle asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve küçük esnafa destek verilmesine yönelik düzenlemelerin olduğu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundular. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu teklifle hedefimiz asgari ücretle çalışan işçilerin satın alma gücünün korunması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve küçük esnafın üzerindeki vergi yükünü hazine desteğiyle azaltılmasıdır. Küçük esnafın hali ortada. Çiftçilerimizin durumu da farklı değil. Rize, Artvin ve Trabzon ve Giresun il başkanlarımız geçen hafta açıklama yaptılar ve hükümeti uyardılar. Çay üreticilerini mağdur etmeyin. Biz de tekrarlıyoruz. 2024 yaş çay alım fiyatı en az 25 lira, destekleme primi de 3 lira olmalıdır. Çiftçileri sürekli mağdur eden, gelir kaybına neden olan tarım politikaları hızla değiştirilmeli ve düzeltilmelidir. Değerli basın mensupları, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel son grup toplantımızda 1 Mayıs için açık çağrısını yapmıştı. Sayın genel başkanımızın kefaletinde işçilerle birlikte bir kişinin bile burnu kanamadan kanlı bir Mayısların yasına matemine yakışan şekilde taksim meydanında 1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerimiz için toplanacağız dedik. Ve bugün beklenen açıklama geldi. Taksim meydanı 1 Mayıs törenlerine kapatıldı. Taksimde 1 Mayıs mitingi yapılırsa trafik aksarmış, Taksim 1 Mayıs'a uygun değilmiş, terör riski varmış. Buradan AKP hükümetine soruyoruz. Siz kararlarınızı terör örgütlerinin tehditlerine göre mi alıyorsunuz? Siz güvenlik önlemi alamayacak ve işçisini, emekçisini koruyamayacak kadar aciz bir hükümet misiniz? Yoksa Türkiye'deki yasal sendikaları ve siyasi partileri terör örgütü olarak mı görüyorsunuz? Taksim'den neden bu kadar korkuyorsunuz? Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel İçişleri Bakanını arayarak Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi. Biz parti olarak teminat veriyoruz, sorunsuz geçecek dedi. Peki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu güvenceyi verirken yurt içindeki güvenlik teşkilatının en üstündeki isim bu güvenceyi neden veremiyor? AKP iktidarının bir zamanlar Taksim'i 1 Mayıs kutlamalarına biz açtık diyerek övündüğü Taksim Meydanı alerjisi görüyoruz ki devam ediyor. Taksim Meydanı AKP iktidarı için bir travma. Ne zaman Taksim Meydanı'nda bir topluluk, toplantı ve gösteri hakkını kullansa bunu kendi bütünlüklerine bir saldırı olarak görüyorlar. Taksim Meydanı'nda toplanan herkes sanırsınız ki AKP iktidarını devirmeye yeminli. Oysa Taksim Meydanı hak arayan herkesin istediğinde çıkıp hakkını aradığı bir yer ve AKP de hak arayanların can güvenliğini sağlamak zorunda olan bir iktidar. Ama nasıl? Polisle, jandarmayla, tomayla, tazikli suyla demokratik hakkını kullananlara kuvvet kullanarak değil toplantı ve gösteri hakkını kullanan topluluklara Taksim Meydanı'nı elverişli hale getirerek. 31 Mart yerel seçimlerinin birinci partisi olarak açık çağrımızdır. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi emekçilerin elini havada bırakmayın. Taksim Meydanı'nı 1 Mayıs'a açmaktan korkmayın diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim İlter Yeşiltaş A Haber Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Özgür Özel'in Perşembe günü e, görüşeceği belirtildi efendim ancak e, yer ve saat konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. E, bu konuya ilişkin bir e, bilgilendirmeniz olur mu? E, yeri ve saati belli oldu Efendim şöyle söyleyeyim e, bendeki bilgiye göre görüşme öğleden sonra olacak. Tam saat ve yer e, herhalde önümüzdeki saatlerde veya yarın kamuoyuyla paylaşılır. Yer konusunun netleşmediğini biliyorum. Ama Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi çizgisi ve toplumdaki belli hassasiyetleri dikkate alarak yer konusundaki tercihlerini ve önceliklerini kamuoyuyla paylaştığını hepimiz biliyoruz. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.